Bütün bunlar yaşanırken her zaman her yerde olduğu gibi sahtekarlar, bu işin içinden bir şekilde rant sağlamaya çalışanlar da söz konusu vardılar, devam da ediyorlar. Fakat bu dönemde de yapılmaz ki kardeşim dediğiniz anlarda bile karşınıza çıkabiliyor maalesef. Şimdi sınavsız ehliyet almaya çalışanlar var. Bir grup arkadaş. Sahte ehliyet kursu ilanlarına kandılar, gittiler, parayı yatırdılar, sonradan dolandırıldıklarını anladılar. Dolandıran onlar mı kendileri mi? Tabii o tartışılır. Sen 6000 TL'yi ver, hiç sınava girme. Biz ehliyeti 23 gün içinde devletinizi işleyeceğiz. Dolandırdığını da son anda anladım ama iş işten geçti. Sahtekarlık yapıp sınavsız ehliyet almaya çalıştılar. Dolandırıldıklarını çok geç anladılar. 5 lira dolandırıldık. Umarım benim gibi boşta olan arkadaşlar inanıp da kanmaz bu asalak sürüsüne. Dolandırıcılar Kadıköy'deki bir sürücü kursunun internet sitesini taklit etti. Kayseri'den, Malatya'dan, Hakkari'den, Şırnak'tan bu tarz telefonlar almaya başladık. Arayan kişiler sınavsız ehliyet almak istediklerini söylüyordu. Ne kadar, hangi hesaba para yatırırız şeklinde bilgi almak üzere insanlar Türkiye'nin dört tarafından aramaya başladılar. Başlangıçta anlam veremedi, gerçeği anlamasıysa çok uzun sürmedi. İşin içinde dolandırıcılar vardı. Karşıma bir reklam geldi otomatik. Sürücü kursunda çalıştıklarını söyledi. Bize ehliyet verebileceğini söyledi. Hemen istenen paraları yatırdılar. Önce bir kapora istedi 500 lira. Bir gün sonra sınav geçti diye bir belge geldi. Ama ehliyet bir türlü gelmeyince gerçek sürücü kursunu aradılar. Dolandırıldıklarını da o zaman anladılar. Arkadaş dedi ki bunlara itibar etmeyin efendim. Bunlar dolandırıcı, bir de alakası yok deyince 5 ila 10 kişi arasında aradığı oluyor. Hala insanlar dolandırılıyor. Sürücü kursu sahibi Bahattin Altunsu dolandırıcılara karşı uyardı. Sınavsız ehliyet diye yazıyor orada ve bu yıl oldu 2023. Artık bu sınavsız ehliyetin olmayacağını vatandaşlarımızın anlaması lazım. Evet. Şimdi bu kendini uyanık sanan mağdurlar diyeceğim. Önce istenen kaporayı verdiler. İşte kimi 500 lira, kimi biraz daha fazla. Sonra da bana ehliyetimi vermediler 23 günde. Ben sınavsız ehliyet alacaktım. Arabayı da harika kullanacaktım diyenler bir de onları suçlamaya kalktılar. Tabii. İşin neresinden baksak? Fena bir durum ya. Dolanan mı dolandırılan mı olmak istersin? Herkes orada bir dolandırıcılık peşinde yani. Herkes bir işin hişt diye. Yani sene 2023 oldu falan filan diyoruz ama hani bu dönemlerde dolandırıcılar daha net ortaya çıkıyor. Hani bir de bu internetteki kurum sayfalarını kopyalamak yeni bir moda oldu. Bu kadar kolay mı? Valla parayı kaptırmadan önce arayacaksınız bu siz misiniz falan diye. Ama işte vatandaş onu istemiyor ki. Vatandaş hemen ben bir şekilde parayı alayım hop ehliyetim gelsin. Bu da ayrı bir mevzu. Alfa'da çok iyi kopyaladılar. Tabii canım, daha ötesi var mı yani? Daha ötesi yok. Dolayısıyla yani dolandırıcılar, hadi onu bir kenara konuşalım senin dediğin gibi. Peki buna biz mağduruz diyen arkadaş da dolandırıcı aslında. Evet. Devleti dolandırıyor, seni beni dolandırıyor. Yani ya hayatını dolandırıyor. Bir başkasının yaşamını hiçe sayarak kendini o direksiyona geçmeyi hak görüyor. Evet. Yani akla bak, mantığa bak, haydi hizaya gel. Nasıl yapacağız? Dolanan mı dolandırılan mı olmak istersin burada? Fena bir durum her yerden, nereden bakarsan bak elle tutulur, hiçbir tarafı yok. Valla sınavsız ehliyeti almak, bunu istemek ne demek? Yollara çıkıyorsun. Sen, ben hepimiz yollardayız. O sırada bu kazalar niye oluyor? Hangi bakkaldan alıyorsun diyorsun yani mesela. Acaba hani adam oraya bile gitmiyor. 23 gün gibi bir süre vermişler. Yani direksiyon kursu veriyorlar, sınava mı sokmuyorlar? Nasıl oluyor acaba? Demek ki bu işin hani 23 günde hallediyorlar. Yani yok motor sınavı, yok direksiyon vesaire. Bir ayda demek ki toparlanıyor. Yani ona kılıfına doydurmuşlar. Bir de hemen önce bir belge vermişler. Nasıl, ya. Uzaktan mı kullanıyorlar? Hemen sınavı geçti belgesi verince zaten kaporanın ikincisinde sen ödüyorsun. Aa geçmişim hanım diyorsun mesela. Arabayı da alalım. Yollara düşelim ama orada aldatıldığını bilmiyor. Sınav İyi de oluyor. Benim 6 defa sınava girip 5 defa zaten belli bir süreden sonra alamıyorsun. O online'da sınava giriyorsun. Girdiğin anda orada zaten polisler de sınavda hazır bekliyorlar. Çok zorlu bir sınav, öyle kolay değil trafik sınavına girmek. Sınavında Şimdi online'a çevirdi. Evet. Online ameliyat yapılıyor artık. YouTube'dan bakıyor adam nasıl olacak falan diye. Artık oralara geldik. Evet. Bu dolandırıcıların yeni bir şey. Yapmayın güzel kardeşlerim. Bir dolandırıcılık daha var.